Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Hakan Bey, Türkiye'nin yeni bir Afgan mülteci sığınmacı sorunu var mı? Bir, iki, Cem Küçük diyor ki AK Parti'nin oylarına yansımıyor bu. Suriyeliler konusundaki tepki AK Parti'ye seçim kaybettirmiyor. Önümüzdeki süreçte de böyle olur mu? Şimdi önce oylara yansıyıp yansımamasından başlayayım o zaman. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yorumuna değineyim. Bazen öyle bir nokta gelir ki bütün problemler iktidara sıkıntı verir hale gelir. Yani bu şeye benzer. Mesela bazı iktidarlarda bu 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sürdü. Anavatan'da 6 yıl sürdü, 7 yıl sürdü. Rahmetli Demirel'in 65-71 arası hükümetinde 6 yıl sürdü filan. Ama bir nokta geliyor. Bu evet AK Parti için 19 yıl sürdü ama son 1-2 yıldır bütün olumsuzluklar artık iktidara sıkıntı verir. Dolayısıyla muhalefetin toplumda gerçekten problem olan bir konuya değinmesi de bence bu aşamada doğru bir şey. Yani objektif bir yorumla bunu söylüyorum. Şunu demek istiyorum. Şimdi bazen muhalefet çok gereksiz bir konuya muazzam önem atfediyor. Onu da eleştiriyorum mesela. Yani mesela Katarlı öğrenciler gelecek diye bir neredeyse bir manifesto ortaya çıkacaktı. Öğrendik ki 4 tane öğrenciyle ilgiliymiş konu. Ama bu mülteciler, sığınmacılar konusu öyle değil diyorsunuz. Değil. Bu öyle değil. Tabandan burada tepki gelebilir. Muhalefet doğru bir noktada eleştiri yapıyor. Yani ilk kez değil tabii. Zaman zaman bunu yapıyorlar da. Önlerine anketler geliyor neticede muhalif partilerin. Bu anketlere bakarak toplumun en çok işte neden sıkıntı duyuyorlar, neden şikayetçiler, neyi eleştiriyorlar. Onlara bakarak aslında gündemi okumaları daha doğru olurdu. Öteden beri de doğru olurdu ama şimdi bakıyorum hiç değilse bu konularda biraz o Türkiye'nin gerçek sorunlarına bakarak siyaset üretmek doğru bir şeydir. Dolayısıyla birinci söylemek istediğim, yani muhalefetin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu Suriyeliler meselesini ele alması muhalefet açısından doğru bir nokta en azından. Çünkü toplumda böyle bir sıkıntı var. Böyle yok bir rahatsızlık değil. Var. Var. Peki. Ekonomiyi de etkiliyor. Ekonomiyi de nasıl etkiliyor? Şimdi aslında bir ülke dışarıdan gelen parayla zenginleşir biliyorsunuz. Yani rahmetli Özal mesela ihracata muazzam teşvikler çıkarmıştı. Sadece bu sebepten ötürü. Ama bu arada herkesin dikkatinden kaçan bir şey vardı. 2,5 milyon Türk işçisi gitti Avrupa'da, Almanya ağırlıklı olarak. 30-40 yıl boyunca çalıştılar ve her biri ortalama yılda 15 bin Alman markı soktu bu ülkeye. Hem de bunlar dar gelirli insanlardı. Türkiye ilk böyle zenginleşti. Ama o insanlar Almanya'yı da zengin etti. Almanya'da elbette. Almanya'da Almanya o adam büyük ihtiyaç duydu. Yani. Ama Türkiye'ye büyük katkı sağladı bizim işçilerimiz. Konuyla ilgisi yok ama başka bir şeye bağlayacağım da onun için bunu söyledim. Ve bunu da zaman zaman dile getirmek istiyorum. Çok atlanıyor bu konu. O 40 yıl Türkiye'ye Almanya'dan her yıl 40 milyar Alman markı gelişi bu ülkede inşaat sektörünü, turizmi zenginleştirdi. Çünkü bu insanlar ev aldılar, otomotiv sanayi gelişti, araba aldılar. O zenginlik Türkiye'ye yansıdı ve sonra mesela 100 bin yatak kapasitemiz turizmde 1970'li yıllarda, şimdilerde eskiden mesela Rodos'un yatak kapasitesi, Yunanistan'ın Rodos adasının yatak kapasitesi bizim Türkiye toplamından fazlaydı. Ama 1970'de. Bu sayede arttı. Peki. Şimdi Türkiye'nin zenginleşmesi dışarıdan gelen paraya bağlı ama Suriyeliler tabii ki böyle bir para getirmediler. Onlar buradan para kazanıyorlar. Ha, bu kazandıkları para ancak yaşamlarını idame ettirmeye yarayacak bir paradır. Benim yaptığım hesaplara göre. Yani buradan kendi memleketlerine para götürdüklerinde Suriye'nin zenginleşmesini sağlayacak bir para değil bu. Canlarını ancak kurtarır. Bu noktada söylemek istediğim özetle bir, muhalefetin üzerinde duruşu doğrudur. Önemli bir konudur Türkiye için. İki, 19 yılın 3 konu nedeniyle, birisi metal yorgunluğu, birisi pandemi, birisi de bütün bunlarla bağlantılı ekonomi. Bu 3 tane yoğun sorun nedeniyle şu anda basit sorunlar bile ya da
normalde sorun olmayacak sorunlar bile iktidara oy kaybettirebilir. Öyle bir noktaya geldi Türkiye. Dolayısıyla iktidar da bu konuda çok dikkatli olmalı. Yani hiçbir konuyu hafife alıp, ya ben işte senelerdir götürdüğüm bir konu, ne olacak? Yine çözerim, yine hallederim. Bu özgüven ciddi yanlışlar getirebilir. İkinci olarak da bunu saptamak yani istedim. Yani siz Cem Küçük gibi düşünmüyorsunuz o konuda, evet. Ya şöyle, bundan 2 yıl önce olsaydı Cem Bey haklıydı. Yani 2 yıl önce, 3 yıl önce siyasi atmosfer... Ama şimdi bütün toplumun tahammül eşiği mi azaldı? Ha, tabii, işte onu söylüyorum. Bakın 2 yıldır pandemi var. Ekonomide büyük bir problem var, çok büyük problem var. Yani fiyatların patlaması başı başına kitap olacak konu. Ev kiralarından tutun bilmem insanların perişanlığına kadar. Veya gayrimenkul fiyatlarına kadar. Bir de turizmdeki mesela otel oda fiyatları. Ya bakıyorum Miami'de gecesi 200 dolar. Miami'nin 4 yıldız 5 yıldız otellerinde. Bizde 1000 dolar. 1200 dolar. Katılıyorum. Uçuk bu sene fiyatlar. Uçmuşlar. Şimdi bu bütün bunlar bir araya geliyor. Yani tamam millet oraya o otele gitmiyor. İnsanlar yani 200 doları bulup ama geçim derdinde de... Ama insanların hayat standardı düşüyor. Ben şeyi söylüyorum. Genel Türkiye'nin orta halli insanlarının problemleri de artık çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Bu aşamada muhalefet başka zamanlarda problem olmayacak şeyleri dile getirdiğinde... İktidara oy kaybettirebilir. Puanını bilemem. Bir kısa ölçmek soru. Lazım. Cem Küçük dedi ki son yerel seçimde etkisi olmadı bu Suriyeli sığınmacılar ya da mültecilerin oylara. Olmadı mı? Şimdi son yerel seçimde çok etkisi olmamış ki 52,5 aldı. 53,6 aldı. 53 işte. Yani. Şimdi tabii Büyük Birliğin oyunu da kattığınız zaman 53,5. İstanbul'da etkisi İstanbul seçiminde başka dinamikler. Şöyle şimdi İstanbul'la Ankara ayrı bir olay. Peki. Türkiye genelinde son yerel seçimde 53 aldı Cumhur İttifakı. Bir oy kaybı yok. Türkiye genelinde yok. Ama bir şey söylüyorum. Yerel seçimden bu yana 2 yıl geçti. Pandemi bu 2 yılda. Ekonominin sıkıntıları bu 2 yılda. Bir de metal yorgunluğu 17. yıldan sonra daha beter hale geldi. İktidardaki görüntüde o kopuklukları görüyorum. Mesela muhalefetin eleştirilerine ani cevap gelemiyor yani bazen. Bir şey söyleyeyim bak. Türkiye'de Hakan Ad, şu Kemal Bey'in şu tweetlerine kadar ben bu mülteci meselesinin halk nezdinde böyle genişçe konuşulduğu, tartışıldığını düşünmüyorum. Mutlaka bu mültecilerin getirdiği bazı sıkıntılar var. Bazı illerde özellikle. Ya sıkıntı var, mutlaka var. Her yerde oluyor. Ama böyle hani Türk halkında her gün böyle sıkıntı oluyor, kavga. Kemal Bey'in bu tweetlerine kadar böyle bir konu yoktu ki. Hayır, o doğru. Öyle bir şey oldu ama yani. Şunu söyleyeyim Cem Bey, bak şunu demek istiyorum. Yani en azından Katarlılarla ilgili 6 soru şeklinde bir deklarasyon yerine bu konu daha doğru bir konu, onu demek istiyorum. Kendi açısından hiç değilse, oy getirir diye ben kendi açısından analiz ediyorum. Ama ben oy getirdiğini düşünmüyorum işte. Yani ben şunu demiyorum ya, eleştirisi doğrudur, doğru değildir. Ben anladım, burada anladım, değilim. Anladım, anladım. Toplumdaki algısı ne olur bu yaklaşımın, onu anlatıyorum. Hakan Bey, ama son bir şey söyleyeyim. Evet, şu Suriyeliler size göre geri döner mi, dönmeli mi? Nasıl? Anlayamadım. Suriyeliler geri döner mi, dönmeli mi? Şimdi Türkiye ekonomisi bakımından, yani bizim insanımız bakımından dönmesi lazım. Dönmeleri lazım. Hiç değilse ciddi bir kısmının. Sebebi de şu. Bu ülke son 200 yıldır çok büyük göçler aldı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Osmanlı'nın son dönemi de Türkiye Cumhuriyeti de bir sığınma yeridir. Burası Çerkez göçü aldı, burası bilmem Balkan göçü aldı, aldı da aldı. Çünkü neticede bu ülke güvenilir bir ülkedir. Yani buraya gelen bir adamı bu ülke mağdur etmemiştir. Son 250 yılı konuşuyorum. Hal böyle olunca tabii ki buraya geliyorlar. Yani macera bir ülkede, heyecan içerisinde bir dünyada yaşamak yerine kan gözyaşı, burada kan bile olsa insanını korur bu ülke. Dolayısıyla burası bir sığınma yeri, ben onu anlıyorum. Ama bu ülkenin insanlarını da düşünmek zorundayız. Nüfus olmuş 83 milyon. Ekonomide çok büyük kriz var. Biz şimdi kendi insanımıza faydalı olmak yerine, bir de şimdi 3,5 milyon ama adam... Göçmenlerin ekonomiye faydalı olduğunu, mültecilerin ekonomiye faydalı oluyor olduğunu ama düşünüyorum. Bizim insanımıza da sıkıntı veriyor. Mesela o eleman geliyor 2200 liraya çalışıyor. Benim insanım 3500 liraya çalışamıyor. Ama çalışabilir normalde. Yani işveren onu ödeyebilir. Ödeme gücü de var ama 2200'ü tercih ediyor. Söz gelimi örnek diye yani tam olarak en yaygın şikayet. Bir tek bir eleştirim var. İş adamlarıyla